Evet gençler, merhabalar. Tabii ki ben Kadir Gümüş, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz. Haydi bakalım, nazım şekillerine başlıyoruz. Nazım şekli ya da biçimi neydi? Şiirin %90 tipine bakarak karar veriyordum. Şiirin tipine, şekline bakarak karar veriyordum. Şimdi beyitlerle yazılanlar. Beyitlerle yazılanlara başlıyorum ve kaside. Beyitlerle yazılanlar, kaside vardır, gazel vardır, mesnevi vardır, müstezat vardır, kıta vardır. Şimdi bunları halledeceğiz. Hadi bakalım kaside. Kaside arkadaşlar Arap edebiyatında doğdu. Oradan Fars edebiyatına geçti. Oradan şükürler olsun ki Türk edebiyatına geldi. Gençler kaside kastetmekten gelir. Yani bir şey kastedeceğim. Peki o zaman konu nedir? Konu genellikle övgü veya yergidir. Bazen birisini övmek için yazılır. Bazen birisini yermek için yazılır. Hocam kaç beyit arasındadır? Uzundur. Gençler en az 31 ya da 33 beyitle 99 beyit arasındadır. Hocam niye 31-99 ya da 33-99 demediniz? Takılmayın bunlara. Tamam mı? Bazı kaynaklar 31-99 beyit arasında olduğunu söyler. Bazıları 33-99. Takılmayın. Hiçbir şey değiştirmez. Tamam mı? Sıkıntı yok. Genellikle burada arada. Ama bazen 31'in altına düştü ya da 99'un üstüne çıktı da nadiren karşımıza çıkabilir. Tamam mı? Demek ki Türk edebiyatı kaynaklı değil. Arap kaynaklı bir türdür. Tamam. Şimdi ben buraya beyitler yazmışım. Bak. Beyt, 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 beyt. Şuraya 3 nokta koymuşum. Gördün mü Etra Bey? Bu ne demek biliyor musun? Arada daha devam ediyor demek. Tamam mı? Devam ediyor demek. Şimdi bak. Kafiye şeması AA, BA, CA, DA, EA, FA, GA şeklinde devam eder. Demek ki ilki kendi arasında kafiyeli, diğerlerinin de ikincisi ilk beytle kafiyelidir. Ha, B'lerin olduğu yere isterseniz X diyebilirsiniz. Yani X herhangi bir sayı A dışında Allah ne verdiyse gelsin anlamında kullanabilirsiniz. Bu ne demektir? Mesela sonu. Tamam. Mesela şunun sonu şan, bunun sonu can, bunun kan, bunun san, bunun man, bunun nan, ulan kalmadı. Bunun ran, dur yanlış yere yazdım. Şöyle. Heh. Evet. Bunun ran, bunun da çan. Bak. Bunlar aynen birbirle kafiyeli. Ama diğerleri serbest. Al. Kalem. Buraya ne olsun? Örnek vereyim. Kade. Buraya ne olsun? Duvar. Buraya ne olsun? Kedi. Buraya ne olsun? Köpek. Buraya ne olsun? Kaplumbağa, uzun olduğunu yazmak. Al mermer. Tosba. Tosba. Al mermer. Bak bu şekildedir. Bak. Gençler ilk beyit AA'dır. İlk beyit nedir? Matlağıdır. Demek kasidenin de gazenin ilk beyti matlağıdır. Güneşin doğuş anlamına gelir. Son beyit nedir gençler? Maktadır. Tamam. Genellikle son beytte şair mahlasını kullanır. Bak genellikle son beytte. Mesela kasidenin üstadı kimdir? Nefi'dir. Öyle. Adam övmenin bir numarası. Milleti övmede bir numara. Övülmede, fahriyede, kendini övmede bir numara. Tamam mı? Övme, övünme ve yergide de bir numara. Nefi'dir. Bak şimdi burada adam mahlasını kullandı ya. Bu genellikle makta beytinde mahlasını kullanır. Ve mahlasını kullandığı bu beyt makta beytidir. Tamam mı? Şimdi beni iyi dinle. Bu kasidelerde aynı zamanda mahlası kullandığı beytte tacını tahtı. Bu kaside bana aittir dedi. Tacın tahtı için buna ne beyt adı verilir? Taç beyt. Taç beyt budur. Hangisi? Taç beyitler alınmıştır. Taç beyittir deyince mahlasının olduğunu söyleyeceksiniz. Genellikle maktadır. Peki. Matlağının bir altındaki beyte hüsn-i matlağ derler. Matlağdan daha güzel olmak zorundadır. Tabi güzellik göreceli olur. Maktağının bir üstündeki beyte de hüsn-i maktağ derler. Bu da maktağdan daha güzel olmak zorundadır. Anlaştık mı? Mesela. Sallıyorum şurası.
kasidenin en güzel beyti. Tamam mı? Bu kasidenin en güzel beyti ise bak beyitlerin şahıdır. Buna ne derler? Şah beyit adını verirler. Peki istersen buna kaside olduğu için Beytül Kasit adını da verirsin. Yani en güzel beyti istersen Şah Beyt'te, istersen Beytül Kasit'te hiçbir sıkıntısı yoktur. En azından şöyle şekil üzerinden bir kasidin nasıl olduğunu gördük mü? Gördük. Şeyi'de yazdı, Ahmet Paşa'da yazdı, Fuzül'de yazdı, Baki'de yazdı kaside ama kimse Nifi kadar güzel yazamadı. Tamam mı? Peki öğretmen, kasideler bir tarihi belge midir? Evet, tarihi belgedir. Tarihi belgedir. Mesela ben kasideleri, örnek vereyim, kasideler geçim kaynağıdır. Ve cülüs başçı almak için yazılır. Cülüs başçı almak için yazılan kasideler mesela cülüsiyedir. Tamam mı? Mesela ben o cülüsiyeden ne yapabilirim arkadaşlar? O dönemin padişahının hakkında ve o dönemin sosyoekonomik durumu hakkında bilgi sahibi olabilirim. Tamam mı? Bir tane daha bir musammat kaside diye bir şey vardır. Ha bu gazele gelince musammat gazelinde göreceğiz. Rahat olun, hiç zor değil. Musammat kaside nedir hocam? Sona bakma. Eğer ortada tamam mı? İç kafiye varsa bir kasidede bu musammat kasidedir. Gazede iç kafiye varsa bu musammat gazeldir. Bak son gufran ayran olur olmaz beni ilgilendirmez. Şurayı gördünüz mü? Buradan ran. Ne var burada? İç uyak. Eğer burada iç uyak birbirine benzerlik varsa bu musammat kasidedir. Anlaştık mı? Evet. Peki kasidelere paldır küldür yazılmaz. Kasidenin belli bölümleri vardır. Tamam mı? Şimdi bana bakın. Birinci bölüm. Haydi bakalım kasideye başlıyoruz. Nesip ya da teşbip adı verilen bölümdür. Nesip teşbip. Bu 15-20 beyt olur. 15-20 beytlik giriş bölümüdür. Öğretmenim ne vardır burada? Mesela bugün romanlara düşün. Aşk-ı Memnu'da Bihter Behlül Adnan diyor paldır küldür başlamıyor. Sana bir tasvir yapıyor değil mi? Behlül anlatıyor, Bihter anlatıyor. Bihter'in anası Firdevs anlatıyor. Bihter'in anası Firdevs'in geçmişte ne yaptığını anlatıyor. Sonra Firdevs'i gözümüzde canlandırıyor. Bihter'i gözümüzde canlandırıyor. Behlül'ü gözümüzde canlandırıyor. Hayda Behlül'le Bihter. Direkt aşka girişmiyorlar. Değil mi? Her şeyin bir girişi var ya, her şeyin başlangıcı var. İşte Nesip giriş budur. 15-20 beytlik bir giriş bölümüdür yavrum. Kızım giriş bölümüdür. Sanatlıdır, fena değildir. Ama burada arkadaşlar tasvir yapılır. Olaya okuyucu hazırlanır. Genellikle arkadaşlar nesipte teşbipte diyebilirsiniz buna, tamam mı? Genellikle aşk anlatıyorsa bu nesip bölümüdür. Ama atıyorum bayram, bahar, atıyorum tabiat, tamam mı? Ya başka şeyler de anlatabilir. Atıyorum at, tamam mı? Her neyse. Bunlar anlatıyorsa ya da kış, ne bileyim, bir tasvir yapabilir. O zaman buna teşbip bölümü denir ama birbirlerinin yerini kullanılır. Tam birinci bölüm bu. İkinci bölüm, herkes iyi baksın. Şimdi arkadaşlar, ana bölüme geçmek için konakladığı bir yer vardır. Bu bölüm aslında çok ayrı bir bölümden ziyade bir geçiştir. Buna girizgah adı verilir. Girizgah, 1-2 beytlik ana konuya geçmek için bir geçiş bölümüdür. Geçiş bölümüdür. Ve burada övgüye başlayacağını haber verir. Yani diyor ki sana. Ey eleman okuyucu, övgüye başlayacağım. Aha yalaklık başlıyor diyor. Tamam mı? Sonra metiye ana bölümdür. Olmazsa olmazıdır. Kasidenin kalbidir. İşte burada arkadaşlar en sanatlı ve uzun bölümdür. Tamam mı? Ve burası ana bölümdür. Olmazsa olmazdır arkadaşlar. Peki bu metiyede ne olur? Bana bakın. Memduh övülür. Hocam memduh kim? Övülen kişi. Padişah yazmışsan padişah.
Sadrazam yazmışsa sadrazam. Şeyhülislam yazmışsa Şeyhülislam. Dövülür. Ama abartılır. Vay şöyleydi, vay böyleydi, vay şöyle uçardı, vay şöyle kaçardı. Allah ne verdiyse. Tamam mı? Bulmak zorun, bulunmak zorunda olmayan bir bölüm. Dördüncü bölüm. Tegazül. Genelde bulunursa metiyeden sonra olur. Tamam. Bak. GZL kökünden. Gazel. O zaman bu ne? Kasidenin içindeki gazeldir. Kasidenin içindeki gazel bölümdür. Yani kasideyi okurken insanlar sıkılmasın diye kasidenin içine bir gazel bölüm atarlar. Burada aşktır, şaraptır, kadın anlatarak birazcık kafa dağıtırlar. Ha bazen bu nesipten sonra da bulunduğu olur. Ama genellikle metiyeden sonra bulunur, yeri burasıdır. Bazen hiç de bulunmayabilir. Tamam mı? Evet. Şimdi Fahriye. Hay yavrum ey. Fahriye. Adama bak adama. Burada şair. Şair. Sanatını över. Genelde birinci tekili yeri keki. Sözüm şöyledir. Sözüm incidir. Över babam över. Ve bunu en iyi yapan Nefi'dir. Hatta Nefi bazen sapıtmıştır. Ne yapar? Kaside Fahriye ile başladığı olur. Kendini överek başladığı olur. Yani burada şair sanatını ne yapar? Över. Sonra dua bölümü. Allah'a dua eder. Kim için? Övülen kişi. Övülen kişi kimdi? Memduh. Memduh için Allah'a ne edilir? Dua edilir. Ona sağlık dilenir, sıhhat dilenir. Kaside bitirir. Şimdi başlayalım. Başladık. Nesip teşbih. 15-20 beytlik giriş. Tasvir. Aşksa nesip. Atıyorum bahar, kış, bayram, at vırsırsa teşbih adını alır. Şimdi övgüye başlayacağını haber verip metiye geçmeden önceki ara gir. 1-2 beytlik ara. O zaman girizgah geçiş. Sonra ana bölüm. Metiye. Kasidenin kalbi burasıdır. Sonra gazel söyledik. Tegazül. Sonra şair sanatını övdü. Fahriye. Ve duamızı ettik. Bitirdik dua. Geçmiş olsun. Bölümler bunlardır. Peki. Artık Etrabe bize bir kasidemiz var. Evet. Şimdi Etrabe bu kasideye bir ad vermek gerekmez mi canım? Bir ad vereceğiz değil mi Etrabe? Şimdi kasideye nasıl ad vereceğiz? Bir. Yani arkadaşlar ilk baştaki nesip teşbih bölümündeki işlenen konuya göre ad verebiliriz. Atıyorum orada ne anlatmış? Kış anlatmış. Kış şita demektir. Şitai. Atı rahş demektir. O zaman rahşiye. Bayram anlatmış. İd bayram demektir. İdiye. Gördün mü? Bak ya da bahar anlatmış. Bahar yine bahar demektir. Evet bahariye. Bak nesip bölümünde konuya göre verilir. Demek ki burada şitanın kış olduğunu öğrendik. O rahşın at olduğunu öğrendik. İdin de bayram olduğunu öğrendik. İki. Kasidenin sonundaki kafiyeye göre. Kafiyeye göre isim verilir. Mesela kafiye. O dönemde Arap alfabesi var. Elif, B, T, S, Cim, Ha, Hı, Da, Zer. Değil mi? Böyle. O zaman mesela arkadaşlar. Benim kafiye mimse. O zaman bu nedir? Kaside-i mimiye. Yani mimiye. Bak mim, iye koyuyorsunuz başına. Kasidesi. Bak. Peki cimse benim kafiye. O zaman cimiye. Kasidesi ya da kaside-i cimiye. Bak. Ne kadar zevkli değil mi? Olay bu. Şimdi 3. Eğer redif varsa redife göre. Mesela redifi suysa su kasidesi. Bak en güzeli bu. Redifi sözümse sözüm kasidesi. Evet gibi. Değil mi? Ya da 4. Genel konuya göre. Genel konuya göre. Örnek veriyorum. Genel konuda ne olmuş? Allah'ın birliği mi anlatılmış? O zaman tevhid. Allah mı yakarılmış? O zaman münacat. Peygamber Efendimiz mi ölmüş? O zaman naat gibi isimlendirilir. Tamam mı? Evet. Şimdi şairin bir düzenli divanı var. Bu benim divanım. Kasidenin divandaki yeri. Tamam. Şimdi ben bu kasideyi nereye koyacağım divanda? Bu benim divanım. Şimdi bak kaside divana en başa kullanılır. İlk başında divanın bir giriş bölümü vardır. Geç. Buna dibace, ön söz, mukaddime ne adı verirsen ver. Şimdi boş ver bunu.
Hop geldik. İkinci bölüm nedir? Kaside. Gördünüz mü burayı? Kaside. İşte divanda en baştadır. Kalbin neresidir arkadaşlar? Burasıdır. Anlaştık mı? Divandaki yerini de bulmuş olduk. Şimdi çıkabilecek soru tiplerini tahmin edebilmek için şurada biraz küçük yazdım, sığdırmaya çalıştım. Bütün şıkları vermedim. Lazım olan şıklar, bana çözdürecek şıklar yetiyor. Ders notunuzda var aynı sorular. Hadi ders notunuzu açın, şunları çözelim. Aşağıdakilerden hangisi bir kasidenin taş beytidir? Bak şah dememiş. Şah en güzel. Bu taç. Tacın takıyordu. Yani mahlası kullandığı beyittir. A. Pasman olmuş bir ejderdir kalem genci dili. Kim o gencin şep çerağı pasmandır sözü. Burada yok. Çünkü burada bir mahlas bulamadım. Bu arada anlamana gerek yok ya. Rahat ol. Birkaç kelime yakala yeter. Söz tükendi başla. Ey nefi anam. Mahlası var nefinin mahlası. Cevap Bursa. Bak bu kadar. Duaya sıdkire. Çünkü adettir dua ol dem ki söz payan bulur. Bitti. Cevap Bursa. Bu kadar basit. Diğer soruya geçeyim. Aşağıdakilerden hangisi bir kasidenin matla beytidir? Bakın. Arkadaşlar bir kaside nasıl başlıyordu? A. İksa. İksa şeklinde gidiyordu. Ve matla ilk beytti. Ve gördüğünüz gibi birbiriyle kafiyeli olmak zorundaydı. O zaman hangisi birbiriyle kafiyeliyse onu seçeceğim. Gamzen nedem ki tiğ çekip feşan olur. Uşşakın dil figara ecel mihriban olur. Şimdi burada olurlar burada redif değil mi? Redif öğretmenim. Peki burada feşanla mihriban derken an burada kafiye değil mi? Evet. O zaman kafiyeli bunlar. O zaman bunlar bitti. O zaman bitti. Cevap A. Bak diğerlerine bakalım. Senin olur. Bak burası X, burası A. Bu olamaz. Diğer şıklar da olamaz zaten. Bitti. Cevap A. Şimdi geldik. Üçüncü soru. Açın ders notunuzu. Aşağıdaki beyitlerden hangisi musammat bir kasideden alınmıştır? Musammat. İç kafi. Ortaya bakacaksın. Göbekte bir benzerlik olacak. Bak. Gülşen ikbali serzevs ola ta ki kim rüzgar? Gül gibi bağı, cihan, hurrem o anlam budur. Ben bir benzerlik göremedim. Meğer kılır rakamı vasfı hattı yar kalem ki hattı yar kimi oldu müşk bar kalem göremedim. Erdi yine ürdi behişt oldu hava amber sirişt. Alem behişten der behişt. Bak gördünüz direkt aynısı. O zaman burada iç kafiye var. İç kafiye varsa ortada bir benzerlik varsa bitti. Bu musammat kasidir. Modamot benzemesi de gerek yoktu. Şöyle olsa da olurdu. Mesela şurada ortada. Değil mi? Mesela ortada dediği kedi. Bak bunlar benziyor. Tamam. Dikkat ettiyseniz 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam 6. cecelerden sonra dek gelmiş. Alt alta geldiğini belgesi. İşte kasideyi burada öz haliyle, her şeyiyle 10 numara 5 yıldız bir şekilde gördük mü? Gördük. O zaman ben aynı videonun içinde gazele de yer vermek istiyorum. Kaside ile gazel kardeş olsun. Aynı videonun içinde yer alsınlar. İyi olmaz mı? Bence güzel olur. O zaman siliyorum gençler tahtamı. Evet gençlerim, kasideyi bitirmiştik. Sırada gazel var. Gazel. Arkadaşlar o da Arap edebiyatında doğdu. O da bize ait değil. Zaten Türklerin milli iki tane türü var ya. Biri şarkı, biri tuyu bir divan edebiyatında. Bu da Arap edebiyatı, İran etkisi üzerinden, Fars edebiyatı üzerinden sonunda Türk edebiyatına girdi. Konu nedir derseniz arkadaşlar? Divan edebiyatın en çok kullanılan türüdür. Ve aşk, şarap ve kadın konuları bol bol işlenir. Demek konular aşktır, şaraptır, kadındır arkadaşlar. Beyit sayısı nedir hocam? Beyit sayısı 5 ile 15 beyit arasında değişir. Ama genelde tek sayılar kullanılır. 5 beyit, 7 beyit, 9 beyit gibi Türk edebiyatında en çok arkadaşlar 5 beyitlik, 7 beyitlik, 9 beyitlik gazeller vardır. 5 ve 7 beyit çoğunluktur. Peki kafiye şeması nasıldır hocam? Bak. İlki yine kendi arasında kafiyelik beyit. A. Sonra B A C A D A E A F A G A. Şu an kaç beyitlik bir gazel yazmışım? 1 2 3 4 5 6 7. Tamam ideal. Çok güzel. Her şey güzel. Tamam.
Ve bana bakın. Bu B'lerin yerine, B, C'lerin yerine isterseniz X de diyebiliyordunuz. Doğru mudur? İlk beyt kendi arasında kafiyeli. Peki, kendi arasında kafiyeli ilk beyte biz ne adını veririz? Matla. Güneşin doğuşu. Kasidedek gibi. Son beyt nedir? Makta. Kasidedek gibi. Matlanın altındaki beyt Hüsnü Matla. Matla'dan daha güzel olmak zorundadır. Makta'nın bir üstündeki beyt Hüsnü Makta. Makta'dan daha güzel olmak zorunda. Buraya kadar sıkıntı var mı? Yok. Gençler, Hoca Deyhani ilk gazelleri yazmıştır. Ondan sonra bir sürü gazel ustası gelmiştir. Ahmet Paşa 15. yüzyılda bir gazel ustası, Necati 16. yüzyılda Baki ve Fuzuli üstadlar. Bunlar gazel yazmışlardır. Mesela ben burada gazelimi yazdım. Ben burada Baki mahlasını kullandım, doğru mu? O zaman mahlası kullandım. Genelde matladadır. Mahlasın bulunduğu beyte mahlas beyti derler. Mahlas beyti derler. Ya da tahallüs beyti derler. Tahallüs de mahlas anlamındadır. Tahallüs beyti derler. Şimdi içinizden ne dediğinizi okuyormuş gibi. Hocam ama bir sürü soru bankasında ve konu anlatımda bu taç beyti olarak geçiyor. Hayır! Taç beyt kasidede vardır. Onu kasidede anlattım. Kasidede mahlas beyti taç beyttir. Burada taallüs beyti ya da mahlas beyti adıyla anılır. Tamam mı? Şimdi bakın bana. Bazen mahlas iki anlamı çağrıştıracak bir şekilde, tevriyeli bir şekilde sanatlı kullanılır. Bak, sanatlı kullanılır. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Birinci anlam. Sanatçı. Sanatçı Baki. Sanatçı Baki. Yani diyor ki, sanatçı olan Baki diyor ki, bu kubbede bir hoş sadaymış. Sada sesiymiş. İkinci anlam, Baki'nin diğer anlamı ebedidir, sonsuzdur. Tamam. Ebedi, sonsuz kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Bak, bir hoş sesiymiş. İki anlama gelecek şekilde kullandı. O zaman ben burada bir sanat yaptım. Ne yaptım? Hüsnü taallüstür. Bunun adı da Hüsnü taallüstür, biliniz. Taallüs, mahlas. Hüsnü güzel demektir. Mahlası güzel kullanma olarak yorumlayabilirsin. Tamam mı? Şimdi buraya bakın. Kasidede de olan bir şey. Kasidede de kullandığımız bir şey. Kasidede de var olan bir şey. Hocam nedir? Kasidede de var olan nedir? Şimdi iyi bakın. Şurada bir beyt var ya. Son önemli değil. Eğer içte kafiye varsa. Efgan, hayran. Bak, gördünüz mü? Ne var şu an burada? İç kafiye var. Demek ki burada gördüğünüz gibi eğer bir iç kafiye var ise bu gazel musammat gazeldir. Biraz önce de musammat kasideydi. Kaside de iç kafiye varsa musammat kasideydi. Gazel de var. O zaman bunun adı musammat gazeldir. Bak, bu kadar basit. Anlaştık mı? Şimdi buraya bakın. Gençler, divan edebiyatının girişinde bir şey anlatmıştım, siz hatırlarsanız. Evet. Bakalım hatırlıyor musunuz? Normalde divan edebiyatta olay şudur. Şu bir beyt, şu bir beyt, şu bir beyt. Tabii beyt güzelliği vardır. Parça güzelliği. Atıyorum şu beyt aşkı anlatıp, şu beyt uzay mekiğini anlatıp, şu beyt bir ineği anlatabilir. Değil mi? Her parça kendi içinde bir bütündür. Ama bazen, bak, yek ayin gazel olabilir. Burada ne olacak arkadaşlar? Gazelin tüm beyitleri, tüm beyitleri aynı konu etrafında birleşmişse. Yani gazelin bütün beyitleri aynı konuyu anlatıyorsa, yek ayin gazel, şöyle kodlayalım. Ahenk konu olarak düşün, yek de bir demektir. Ahengi bir, yani ahengi aynı, konusu aynı gazellerdir. Bunu şöyle yorumlayabilirsin. Hani böyle tavla falan oynarken yek, yek ve oradaki bir, aynı konu. Peki avaz ne demektir? Avaz ne demektir biliyor musunuz? Ses söyleyiştir. Hani bazen günlük hayatta diyorsunuz arkadaşlar, avazının çıktığı
çıktı gibi kadar bağırmak. Yani burada ben avazın çıktığı kadar bağırmak derken ne demek istiyorum? Sesinin. Yani avaz burada o zaman nedir? Sestir. O zaman burada da şunu söylüyorum. Bak avazı sesi bir. Burada da diyorum ki gazeliğin tüm beyitleri aynı söyleyiş gücüne. Bak gazelin tüm beyitleri. Aynı söyleyiş gücüne sahipse o zaman bu yek avaz gazeldir. O zaman şimdi hep beraber yek ayet gazelin ve yek avaz gazelin ne demek olduğunu hep beraber öğrenmiş olduk mu? Bence 10 numara öğrendik. Tamam, aferin size. Kodladık da kafamıza. Şimdi şöyle bir yer açayım. Şimdi sizinle bir oyun oynayacağız. Bak bana. Ne oynayacağız? Hadi bir oyun oynayalım. Şimdi. Oyun içinde Etrabe de var. Tamamdır. Bak. Şimdi Etrabe bir şiir yazmış. Mağlasını koymuş. Etrabe. Bu konu ilk defa Türkiye'de ya da dünyada orada Etrabe işlemiş. Etrabe'nin yazdığı bu ilk şiirdir. Bu şiiri ne derler? Zemişir. Tamam mı? Şimdi İlyas ne yapmış biliyor musunuz? İlyas bu şiiri çok beğenmiş. Ben de Etrabe kadar büyük şair olabilir miyim demiş. Belki ben de olurum demiş. Belki ben de olurum. Etrabe'yi taklit ederek, Etrabe'yi örnek alarak, Etrabe'nin yazdığı şiire benzeterek, hatta Etrabe'nin yazdığı şiirle aynı konuda, aynı redifte, aynı kafiyede, aynı vezinde, aruz ölçüsünde şiir. Her şey aynı. Bunu da kim yazdı? İlyas yazdı. Değil mi? İlyas yazdı. Dur mağlasını koysun. İlyas. Evet. İlyas yazdı. O zaman İlyas'ın yazdığı bu şiirin adı nedir dediğim zaman bu şiirin adı nedir? Nazire'dir. Şu an İlyas Etrabe'ye nazire yazdı. Aslında Etrabe'nin üstünlüğünü kabul etti. O daha iyi dedi. Ben resmen ona benzeterek ben de iyi şair olacağım dedi. Tamam mı? Peki İlyas böyle. Yalnız bizim Ramazan. Tamam. Etrabe'nin yazdığı şiire zıt bir şiir yazdı. Zıt. Ah zıt. Etrabe aşktan bahsettiyse Ramazan nefretten bahsetti. Yani zıt bir konuda yazdı. O zaman Ramazan'ın yazdığın adı nakizedir. Tamam mı? Sonra bayram. Her şeyi tabii ki arkadaşlar muhteşem esprileriyle bayram. Şimdi bayram Etrabe'nin yazdığı şiirle alay edecek. Alay. Alay demek hez demektir. Alay edecek. Ne olacak biliyor musunuz alay edecek derken? Ya aslında güldürecek ama oradan laf sokacak. Tamam mı? Yani alaylı bir şiirle cevap veriyor. Alaylı bir şiirle cevap veriyor. Kim? Bayram. Tamam. O zaman onun yazdığı şiir tehzildir. Çünkü hez alay demektir. Alay kökünden, hezele kökünden gelen tehzildir. Ah, 3 tane şiir. Şimdi bir tane muhteşem şiir, 2 şiir. Ona ver. Aynı redif, aynı kafiye, her şey aynı konuda. Onun gibi yazabilmek için yazdım aynı konuda nazire. Zıt konuda yazdım nakize. Alay ettim tehzir. Aynı konuda yazdım nazire. Zıt konuda yazdım nakize. Alay ettim tehzir. Zıt konu nakize. Aynı konu nazire. Alay ettim tehzir. Tamam güzel. Anlaştık mı? Evet. Aynı konuda nazire. Nazire. Buradan soru çıkarsa nazireden çıkar. Tamam. Mesela bir şiir hangisi naziredir dediğiniz zaman kafiye sultan işaretlersiniz gidersiniz. Zıt konu nakize. Alay edersem tehsildir. Tamam mı? Şimdi gazel türler. Bak. Aşkın verdiği acılardan, sıkıntılardan, ızdıraplardan bahsedersem ve bu aşk herhangi bir aşk olmazsa, ilahi aşk olursa o zaman bu gazellere aşikane gazel denir. Ve bunun ustası da Fuzuli'dir. Ama dikkat edin, Allah aşkı vardır. Eğer içki, eğlence,
yaşamdan zevk varsa rindane gazel. Rind zaten eğlenceci demektir. Böyle rind ne yapar biliyor musun? Belini halka falan takar, ağzından ateş çıkarır. Eğlendir. Bunun ustası da Baki'dir. Şimdi içinizden diyeceksiniz. Hocam Baki ama Şeyhülislam olmaya yaramak kalmadı mı? Evet, neredeyse Şeyhülislam oluyordu. Hocam Baki kaz asker değil mi? Evet, kaz asker. Nasıl? Yani yaşamdan zevki anlatamaz mı? İçkiyi zaten herkes anlatıyor dönemde. Yani içkiyle alakalı şiir yazmak, içki içmek demek değildir. Unutmayın. Ama şimdi de kadın anlatırsa, tensel zevki anlatırsa, kadınla çapkınca bahsederse, hiç arkadaşlar ilahi aşkla alakası yok. Beşir aşk, insan olan aşkı anlatırsa, o zaman bu arkadaşlar nasıl gazeldir o zaman? İşte bu Nedim'in yazdığı şuhane gazeldir. Şuhane gazeldir. Üstadı da bunun kimdir? Nedim'dir. Tamam. Eğer bir gazel. Başlarım lan sizin aşkınıza da, şarabınıza da, kadınıza da. Osmanlı iyice kötüleşiyor. Aç şarap kadının sırası mı? Biraz öğretici olun. Hayat dersi verin. Biraz insanlara felsefe verin diyorsa bir gazel arkadaşlar. Bu tarz bir şekilde çıkmışsa o zaman bu gazele hikemi gazel denir. Bilgi verir. İsterseniz buna hakimane gazel de diyebilirsiniz. Peki bu genelde yap yapma gibi emir kipleri kullanır. Bunun üstadı da Nabi'dir. Tamam. Eğer tasavvufi içeriğe yoğunlaşmışsa sofiyane gazeldir. Burada da arkadaşlar üstad Şeyh Galip'tir. Tamam. Ama ilk dördü herkes tarafından bilinen, milliyetin müfredatında çok tekrar edilen şeylerdir. Bak şimdi. Allah aşkına sıkıntılar, Allah aşkı yolunda çekilenleri, ızdıraplar anlatıp ağlıyor ve aşkın acısının verdiği mutluluk var. Tamam. O aşıkane gazel Fuzuli. Yiyelim içelim eğlenelim içki yaşamdan zevk alalım. Baki rindane gazel. Kadınla aşktan çapkınca söz ediyor. Çapkınlıkla. Direkt beşeri aşk. O zaman bu Nedim şuhane gazel. Eğer bilgi verelim, bir şeyler öğretelim, insana bir şey öğrensin. Hakimhaneydi. Kemik gazel ne abi? Tasavvuf ağırlık varsa sofiyane gazeldir. Ve gazellerde duygusal derinlik vardır. Yani aşk, şarap, kadınla birlikte duygusal derinlik vardır. Şimdi hadi. Bir sorumuz var. Ders notunuz açın sorumuz. Soruyu yazmadım. Söylüyorum. Zaten ders notunuzda yazıyor. 1, 2, 3 diye vermişim. Bunlar bir gazelin belli bölümlerinden alınmışlar. Tamam mı? Bunlar bir gazelin içinden alındılarsa gazelde bulunma sıraları nasıldır? Yani hangisi diğerlerinden daha öncedir? Atıyorum önce 1, sonra 3, sonra 2 mi? Önce 1, sonra 3, sonra 2 mi? Buna bakacağız. Şimdi arkadaşlar ilk önce olay şudur. Şuna bakacağız. Bir kere bir gazel matlayla başlamaz mı? Matlanın kafiyesi mutlaka A olmaz mı? Bir gazel makta ile tamamlanmaz mı? Evet. Makta'da da şairin mahallası bulunmaz mı? Tamam. Şimdi okuyorum. Anlamam bile gerek yok. Bak. Saki zamanı aşmeyi hoşgüy vardır. Birkaç piyale nuş edelim ne vardır? Baki nihal-ı marifetin meyve-i teri arif katında bir gazeli abdardır. Bak burada mahallas var. Mahallas varsa bu bir kere sonda bulunur. İki. Zayi geçir mi ömrü bu dem küncü gamda kim? Menzili kenarı bağolu bir cuybardır. Şimdi bir de matla. Matla nasıl olacak? Birbiriyle kafiyeli. Bak güy vardır, bahardır. Birbiriyle kafiyeli. O zaman bu da ilk olacak. İkinci o üçüncü olacak. Evet. Birini bire, birini üçe. Başta birle başlayacak, sonra ikiyle bitecek. Üç de araya gelecek ya. O zaman bir, üç, iki sıralamasıyla bir gazelde bunlar yer alabilir. Hikaye bu kadar. Tamam. Evet, ders notunuzdaki bir soruda bir elinde gül, bir elinde cam geldin sakiya. Kangısını alsam gülü yahut ki camı ya seni. Şimdi çok anlamanıza gerek yok. Rahat olun. Şimdi soru şu. Ders notunuzda da var. Bu hangi gazel türlerinden almıştır? Aşıkane, rindane, şuane, ikemi gibi. Şimdi diyor ki sakiya, şarap sunan kişi.
sevgilidir bu genelde. Saki şarap sunan, ey şarap sunan kişi diyor. Tamam. Ey şarap sunan kişi. Ben burada etrabe ya dersem ey etrabe. Kadir'a dersem ey Kadir. Nabi'ye dersem ey Nabi. Fuzuli'ye dersem ey Fuzuli. Baki'ye dersem ey Baki. Değil mi? Ey şarap sunan sevgili. Bir elinde gülle, bir elinde kadehle geldin. Kangısın, hangisini alsam, hangisini alsam acaba diyor. Gülü mü diyor, yahut camı kadehi mi diyor, yahut seni mi alsam diyor. Bak sevgiliye diyor. Bir elinde gülle, bir elinde kadehle geldin. Seni mi alsam diyor, kadehi mi alsam diyor, yoksa diyor gülü mü alsam diyor. Gördün mü? O zaman burada resmen sevgiliye sesleniyor. Buradaki Allah aşkı falan ortada yok. Yaşamdan zevk alma yok. Burada sevgiliye sesleniyor. Beşeri bir aşk var. Seni mi alsam, kadehi mi alsam tam arkadaşlar. O zaman bu muhteşem bir şuane gazel. O zaman muhtemelen kim yazmıştır bunu da? Nedim yazmıştır. Tamam mı? Müstezat. Şimdi bakın. Müstezat yazman için ilk önce gazel ya da kaside yazman lazım. Bana bakın. Gazel de olur, kaside de olur. Fark etmez. Bak beyitler halinde. Doğru mu? Şimdi bunlara, bu beyitlere küçük küçük bölümler ekleyeceğim. Gördünüz mü? Bir uzun bir kısa olmuş olacak. Küçük küçük bölümler ekleyeceğim. Küçük küçük bölümler ekleyeceğim. Küçük küçük bölümler. Onu sonra ekleyeceğim. Gazel eklersem gazel müstezat. Kaside eklersem kaside müstezat. Gazel eklersem konular aşk, sevgili, tabiat gibi olur. Kaside eklersem övgü, yergi, Allah'ın birliği gibi konular olur. Tamam. Bitti müstezat bu kadar. Tamam. Ve bu eklediklerim ziyade adını alır. Fazlalık. Fazlandır. Ziyade adını alır. Yani benim bu eklediğim şeyler ziyadedir. Bak ziyade. Hani çay içiyorsun ya. Çay içtikten sonra ziyade olsun diyorsun değil mi? Fazla olsun diyorsun. Allah sana daha fazla versin diyorsun. Yani buradaki ziyade fazlalık anlamına gelir. İşte buna müstezat derler. Peki bomba bilgi geliyor. Peki ÖSYM sorduğu zaman. Bunun nazım birimi nedir dediği zaman. Şimdi şu ziyadeler sonradan eklendi ya. Dörde tamamlandı. Dörtlük mü diyeceksin? Hayır. Çünkü bunlar yarımdır. Kısadır. O yüzden bunun nazım birimi beyittir. Yine beyit. Bak gördün mü? Hiçbir zaman dörtlük olmuyor. Bak. Ey şu kerem pişeyi dili zar senindir. Yok mihnetin asla. Ey kanı güver andan ekim varsa senindir. Pinan üveyda. Şimdi şu yuvarlak için aldıklarım ziyadedir. Bu da bir beyittir. Gördünüz mü? Evet. Hatta Servet İpek'in döneminde bu müstezat hani bir uzun bir kısa bu kadar düzenli ya kısalar. Serbestleştiriyor, serbest müstezat oluyor. Uzun bu kadar uzun, kısa bu kadar kısa. Uzun bu kadar uzun, kısa bu kadar kısa. Uzun bu kadar uzun, kısa bu kadar kısa. Değil mi? Serbest, müstezat haline getiriyor. İşte müstezat bu. Ve en önemli bilgi, ziyadeler sonradan ekleniyor ya. Ve unutma, ziyadeler çıkınca anlam bozulur mu bozulmaz mı? Bozulmaz. Uzun kısaysa ziyadedir. Bazıları gaza geliyor. Hani şu ziyadeleri birer tane eklemesi lazım yeterken kaç tane ekleyebiliyor? İki tane ekleyene karşımıza ne yapıyor? Çıkabiliyor. Anlaştık mı? Şimdi ben izninizle arkadaşlar bunlarla alakalı hemen bir soru çözeyim. Tamam. Bu arada bilmenize gerek var mı bilmiyorum ama arkadaşlar müstezatı ilk kullanan Nesimidir. En çok müstezat yazan da Müstakim Zade Süleyman Saadettin'dir. Tamam. Ders notunuzda vardır ama böyle çok ezber bilgi karşımıza çıkmadığı için ben onu üstünde durmuyorum. Şimdi ilk yazan Nesim olduğunu, en çok yazan da Müstakim Zade Saadettin olduğunu da şöyle bir bilivereyim. Tamam. Şimdi ben burada ders 30'daki örneği yazayım isterseniz. Bak bir müstezat yazacağım rahat ol. O dem ki mültefiti yarı sığmadı. Evet. Şöyle. Biraz daha yer açayım.
Aman ne bastırarak yazmışız ha. Evet. Yarı dil firip dil firip olurum ziyadeyi dürüst söyleyemem. Dürüst söyleyemem. Fena resideyi sermayeyi rakip olurum. Rakip olurum. Fena resan diyemem. Fena resan diyemem. Evet, sorumuz bu. Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Tamam. Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Tamam. Ah! Divan şiiri geleneğine aittir. Bakıyorum. Bir uzun bir kısa, bir uzun bir kısa doğru mudur? Tamam. Müstezat. Peki müstezat divan edebiyatında mıdır? Evet. Tamam, çok güzel. B. Nazım birimi dörtlüktür. Aha, patladı. Nazım birimi dörtlüktür. Değil mi? Şimdi bunun nazım birimi dörtlük mü gençler? Değil. Çünkü bunlar küçüktür, ziyadedir. Burada hasıl olan beyit olmasıdır. Nazım birim beyit olduğu için cevap bursa olarak çıktı. C. Müstezat nazım şekliyle yazılmıştır. Müstezat nazım şekliyle yazılmıştır. Müstezat nazım şekliyle yazıldı da doğru mudur? Doğru. Müstezat olduğunu bulduk. D. Uyak şeması AB, AB'dir. Bakalım. Uyak şeması AB, AB'dir. Bakıyorum. Olurum, olurum. A söyleyemem. Diyemem B. Evet. Biz de buna ne deriz? Sarmal uyak düzeni. Ne yap? Pardon. Çapraz uyak düzeni deriz. Tamam. Evet. Küçük mısralar çıkarıldığında anlam bozulmaz. Evet, ziyadedir onların adı. Sonradan eklendiği için. Küçük mısralar çıkarıldığında anlam bozulmaz. Evet, ziyadeler çıkınca anlam bozulmaz. Harika. Cevabın B olduğundan net bir şekilde emin olduk mu? Ve bu videoda aslında müstezatın nazım biriminin beyt olduğunu iyice kafanıza bu soruyla da yazmış oldunuz. Evet. Nazım şekilleri bir videomuz burada bitsin o zaman. Anlaştık mı? Diğer videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Esen kalın gençler.